Evet, bu haftaki konumuz stored prosedürler. Geçen dönem PostgreSQL konusunda stored prosedürlerden yine bahsetmiştik. Neydi? Parametre alabiliyordu, parametre sizde çalışabiliyordu. Hızlı bir şekilde çalışsın diye kullanıyorduk. Peki terim olarak nasıl kullanmışız? Onlara bir bakalım açıklamasından. Veri tabanımız için dışarıdan parametre alan, tekli ya da çoklu değer döndürebilen, içerisinde SQL sorgularımızı gerçekleştirdiğimiz programlama birimleridir. Store prosedürler veri tabanı sunucusunda saklandığından daha hızlı çalışırlar ve store prosedür birimine baktığınızda hız, güvenlik, performans, işlem yükünün düşmesi, ağ trafiğinin azalması olarak store prosedür kullanmamız için nedenlerdir. Peki prosedürü oluşturmadan önce isim kurallarımız var. Bunları bilmemiz lazım. Tabii ki de bu kurallara uymasanız da yine o stored prosedür oluşturulacaktır. Ancak nedir? Hani bu şekilde kullanım çok daha iyidir. İleride sıkıntı yaşamamanız için kullanabilirsiniz. Ve evet, fonksiyon gibidir ama değildir. Birazdan iki slide sonra şey farkları var, bir tablo onun üzerinde inceleyeceğiz. Peki isim kurallarında neler bilmemiz gerekiyor, onlara bakalım. Türkçe karakter kullanılmaz. Şahsi fikrim ve şahsi kullanış tarzım, yazılımla yaparken de, değişken ismi kullanırken de, veri tabanlarında çalışırken de Türkçe karakter kullanmamaya çalışıyorum. İleride veri tabanının ayarları olsun, yazılımın ayarları olsun, illaki UTF-8 ayarları var ya da yoktur. Garantiye alın işinizi. O yüzden Türkçe karakter kullanmamaya çalışın. İşte Ü, Ö, yumuşak G, Ş gibi. Boşluk kullanılamaz. Boşluk bırakılamıyor. Rakamla başlanılamıyor. Ve ayrılmış isim olan selective insert kullanılamaz şeklinde diyebiliriz. Peki nasıl kullanıyoruz? MS SQL tarafında create proc diye yazıyoruz. PROC şeklinde yazıyoruz. Prosedüre vereceğiniz ismi yazıyorsunuz. Eğer prosedürünüz parametre olduysa parametreleri peş peşe virgülle ayıraraktan yazıyorsunuz. Tabii parametrelerin veri türünü de yazıyorsunuz. Ardından yine bizim as kavramımız var. Bunun gibi davran şeklinde bir oluşturuyoruz. Arkasından da İstediğiniz sorguyu yazabilirsiniz. İster tek tabloda çalışın, isterseniz inerji oyunlarla çalışın veya isterseniz verle normal bir şekilde bağlantısını yapın. Sorgularınızı bağlayıp çalıştırabiliyorsunuz. Peki ne dedik? Bizim bir de functionlarımız vardı. Bir de şimdi kullanacağımız prosedürler var. Store prosedürler var. Aralarında peki nasıl farklar var? Onlara bir bakalım. Nedir? SV'de geriye bir değer döndürebilir ya da döndürmeyebilir. Bir değeriniz dönecek ya da dönmeyecek. Ancak function'da nasıl oluyordu? Geriye bir değer döndürmek zorundaydı. Ne terimi vardı? Orada return terimi vardı, hatırlarsınız. İlla ki bir değer fırlatmak zorundaydı çalışırken. İkinci şeye bakalım, farka. Store prosedürlerde select ifadesiyle birlikte insert, update, delete ve benzeri DML ifadeleri kullanılabilir. Function'da sadece select ifadesini kullanmaya izin verir. DML ifadeleri kullanılamaz. Store prosedür giriş ve çıkış parametrelerine sahip olabilir. Yani sizin hem giriş parametreniz olabilir hem de çıkış parametreleriniz olabilir. Function'da sadece giriş parametresine izin veriyordu, çıkış parametresini desteklemiyordu. Return ile kendisi sonuç veriyordu, hatırlarsanız. Store prosedür içerisinde try catch bloklarının kullanılmasına izin verir. Function'da try catch bloklarının kullanılmasına izin vermez. SP'ler içerisinde transaction işlemler yapılabilir. Function içerisinde izin verilmez. Store prosedür içerisinde table değişkeni ve temporary table kullanılabilir. Function içerisinde table değişkeni kullanılabilir. Temporary table kullanımına izin verilmemektedir. Store prosedür ile function çağrılabilir. Function ile store prosedür çağrılamaz. Bakın, evet, bir function oluşturuyorsun, bunu SP içerisinden çağırabiliyorsun. Ama function içerisinden bir SP'yi çağıramıyorsun.
Bunda en yegane sonucu birisi return değeri döndürüp birisinin return değeri döndürememe ihtimaline karşı. SP de return değeri döndürmeyebiliyor. Döndürebiliyor da. Döndürmeme ihtimalini göz önüne alırsan function'la değer döndürmek zorundasın. Zorunda olduğun için de ne yapacaksın? Bunu kullanamıyorsun. Ancak stored procedure içerisinde function'ı istediğin gibi kullanabilir, çağırabilirsin. Stored procedure çalıştırmak için execute veya exec ifadeleri kullanılmaktadır. Select, where, having ve benzeri ifadeler ile çağrılamaz. Bizim function'ları çağırma tarzımız nasıldı? Select deyip function ismi yazıyorduk. Burada da stored procedure ile çağırırken execute veya exec deyip prosedürün ismini verseniz sizin için yeterli olacaktır. Stored procedure ile döndürülen sonuç kümesi bir join işlemine dahil edilemez. Prosedür içerisinde join kullanımından bahsedilmiyor. Function'da ise döndürülen sonuç kümesi join işleminde kullanılabilir. Store prosedür içerisinde print ifadesi kullanılabilmektedir. Function içerisinde print ifadesinin kullanımı desteklenmektedir. Peki, örneklerden başlayalım. İlk tabloda ne var? İlk görselde bir öğrenciler tablosu bulunmakta. 5 tane kaydın, adın, soyadın, şehir ID'si ve cinsiyet ID'sinin bulunduğu bir öğrenciler tablosu bulunmakta. Ne yapıyor? Öncelikle bu veri tabanını çalıştırıyor. Öğrenciler veri tabanını çalıştırıyor. Görselde de gördüğünüz gibi. Ardından bu veri tabanına git diyor. Bunu kullansanız da olur, kullanmasanız da olur. Use dedikten sonra zaten artık veri tabanına odaklanmıştır kod okuyucu. Create proc diyor. Create prosedür diyor. Prosedür mü oluştur? İsmi nedir? Tüm bilgiler. Herhangi bir parametre almış mı? Almamış. Şu an için sadece basit bir prosedür yazımını gösteriyoruz. As diyorum. Bunun gibi davran artık. Nasıl davransın? Select is from TB ile öğrenci. Bana TB ile öğrenci tablosundan bütün bilgileri getir. Ve ben bunu ne yapayım? Hani Select is from TB ile öğrenci yazmayayım da çağırırken ezik tüm bilgiler şeklinde çağırayım. Tabii ki de kısa bir sorgu ve getirdiği bilgiler kısıtlı. Birazdan bunu kompleks hale getireceğiz zaten. Peki oluşturduğumuz bu stored prosedürler nerede var oluyor? Benim oluşturmuş olduğum veri tabanının hemen altında Programmability seçeneğinin altında bulunan Stored Procedure kısmında bulunmakta. Ve senin oluşturmuş olduğun Stored Procedure'ı tıkladığında altında parametreleri çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Peki. Biz de basit bir uygulamadan başlayalım bakalım nasıl olacak. Şöyle indirelim. Yine bizim şirketten devam edelim. Şöyle biraz yapayım. Use şirket DB diyorum. Seçip F5 diyorum veya execute diyebilirsiniz yukarıdan. Successful dedi. Artık konumlandı. Ne yapalım? Öncelikle şu tablomuzu bir hatırlayalım. Select yıldız from ne vardı? Personel vardı. Bakın personelde neler var? Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, başlama tarihi, birim numarası, unvan numarası, çalışma saati, maaş ve birim alanları bulunmakta. Tamam. Basitten başlıyorum tamamen. Create proc. Ne ismi verelim? Kişileri getir diyelim. Herhangi bir parametre vermedim. Nasıl davran? As diyorum. Nasıl davranacak? Şuraya alıyorum kodumu. Select yıldız from personel şeklinde aldım. Seçiyorum. Şuradaki farkı da göstereyim. Programmability'nin altında Store Procedure'da şu an herhangi bir şey bulunmamakta. Seçtim. Execute deyip komutumu çalıştırıyorum. Komutlar tamamen tamamlanmıştır. Cevabı gelmiştir diyor. Gelelim bir refresh atalım şuraya. Gelmiş mi? Gelmiş. Önce şunu bir inceleyelim ne gelmiş. DBO nokta kişileri getir şeklinde getirdi. Açıyorum altındaki özelliklerinde neler var? Parametreler var.
Returns Integer. Şu an Returns Integer dediği nedir? Sizin bir sürü değer getirdiğini size gösteriyor. Parametre girdim mi girmedim mi? Girmiş olsaydım parametreleri bu listenin altında sıralayacaktım. Peki ben Stored Procedure'dayken sağ tuş yapıp Stored Procedure 3 noktayı tıklarsam ne oluyor? Size bakın biraz hikaye anlatmış neler yapabileceğinizle ilgili. Ve bir tane ne diyelim şablon koymuş, template koymuş. Bu template'te ne yapabilirsin diyor. Size şöyle köşeli parantezlerle ne yapmış? Size bir alan açmış. Buraya prosedür ismini girebilirsin diyor. Create prosedür demiş. Ben create proc'la da çalıştırabiliyorum. Kendisi create prosedürü de çevirebiliyor. Ardından parametrelerimi girebilirsin demiş. Tamam, parametrelerimi de girdim artık. As demiş. Bakın burada begin de demiş. Begin end olarak da kullanabiliyorsunuz. Tamam. Yani ben burada yazdığım kodu kendisi arka planda zaten kendi diline çeviriyor. Ve ne yapmış oluyor? Bunu çalıştırmış oluyor. Size bu taslağı veriyor. Bu taslağın üzerinde tabii ki de değişiklikler yapabilirsiniz. Nedir? İşte şu baştakileri de silebilirsiniz. Kendi parametrenizi de oluşturabilirsiniz. İsterseniz beginende de silip tekrardan yazdığımız kodları çalıştırabilirsiniz. Peki başka neler var? Bir bakalım. Şu kişileri getir. Sağ tuş dedim. Modify dediğimde. Bakın. Benim yazmış olduğum Stored prosedürünün artık yine kendi dilince çağırdı bana. Şu kısımları geçtim. Bakın ben artık modify dediğim için üzerinde güncelleme yapacak. Güncelleme yapabilmem için de içerisinde alter kelimesini geçirmiş. Tekrardan create demiyorum. Create yeniden oluşturduğu için. Ne yapıyor? Alter diyor. Gelip ben kendi kodumun üzerinde alter desem. Alter prop kişinin ne diyeyim buradan sadece ad ve soyad getireyim. Başka ne vardı? Hemen şuradan bir kopya çekeyim alanları. Ad, soyad, ne getirsin? Ünvanlı gibi. Bakın ben şimdi bunu alter diyeceğim. Güncelledim diyor. Refresh yapıyor. Pardon. Güncelledim. Güncellediğimi nasıl göreceğim? Tabii ki de sonuçları daha almadım. Ancak tekrardan bunu create şeklinde oluştur deseydim veya düzenledikten sonra veya eksikleriyle artılarıyla tekrardan create deseydim ne yapacaktı bana? Kişileri getir. Bu veri tabanında var olan bir nesne ismidir şeklinde karşılığımı verecek. Bu sebepten modify dediğim zaman şurada sağ üst modify dediğim zaman bana alter'lı bir cümle açıyor. Bakın bu sefer de proc olarak kullandı. Alter proc diyor. Ardından benim vermiş olduğum prosedür ismi gibi davran diyor. Nasıl davranacak? Benim vermiş olduğum select list from personelle davranacak. Tabii ben bunu değiştirdiğim için tekrar modify dediğimde bakın en son modify ettiğim şekilde karşıma gelmiş oluyor. Peki devam edelim. Başka neler var sağ tuşta? Execute stored prosedür var. Bakalım execute diyelim. Ne yapacak? Haliyle execute olduğu için bana benim vermiş olduğum komutlara göre o komutu çalıştırıp ekrana sonucu verecek. Ancak execute prosedür dediğimde karşıma bir parametre data type, output parametre, pass null, value ve value sekmeleri geliyor. Listesi geliyor daha doğrusu. İçi bomboş. Neden olabilir? Çünkü ben şu an için herhangi bir parametre vermedim. Herhangi bir parametre vermediğim için okey diyorum. Execute ediyor verdiğim kodu. Ve bakın return value ifadesini verdi. Ben niye return value diyor, return integer diyor. Şu an herhangi bir sonuç fırlatmadım zaten. Fırlatılan yazılım tarzları da var. Peki ben ad, soyad ve unvan numarasını istedim. Listedekiler geldi mi? Geldi. Peki bu parametre sizde. Birazdan parametreliğe geçeceğiz.
Bakalım sağ tuşta başka neler var. Bir de scriptler var. Tabii şu an benim ekran olduğu için pek göremiyor olabilirsiniz. Create to, işte alter to gibi hazır scriptler var. Bunları da tıkladığınız zaman size yine kendi diliyle çevirmiş olduğu scriptleri karşınıza getirmiş olacak. Burası böyle. Devam edelim. Şimdi ben yazmış olduğum store prosedürü sağ tuş deyip execute diyerekten çağırdım. Peki ben bunun komutla nasıl çağırabilirim? Az önce ne demiştik? İster exec yazın, ister execute yazın. Ardından da vermiş olduğum store prosedürün ismini verin. Tamam. Gelelim. Exec. Kişileri getir diyorum. Zaten kendisi otomatik görüyor buluyor. Çağır diyorum ve bana sonuçları getirmiş oluyor. Şunu hiç kullanmadım. Kullanayım bakayım. Ne güzel YouTube. Hep makalelerde görüyordum. Evet, aynı sonucu getiriyor yine. Exec veya execute demeniz yeterli olacaktır. En başından beri exec alışkanlığı olunca merak ettim. Devam edelim. Koşullu stored prosedür kullanımı nasıl oluyor? Şimdi prosedürünüzde koşullu ifade olursa cümlenizin, SQL cümlenizin sonunda verli bir koşulunuz varsa, atıyorum TBL öğrenci tablosundan adı Ali olanları bana getir diye kişi getir şeklinde bir prosedürüm olsun istiyorum. Ve ben bunu exec kişi getir şeklinde yine getiriyorum. Yine herhangi bir parametre yok. Ancak SQL'in içerisinde bir ver ifadesi bulunmakta. Peki ben bu kişi getir çalıştırdığımda ne yapacak? İsmi Ali olan tüm öğrenci kayıtlarını karşıma getirmiş olacak. Biz de deneyelim. Hatta şuradan devam edelim. Yine tüm bilgileri getirelim şöyle. Şuradan bir isimlere bakalım. Ne var? Ver. At. Demet var. Ne yapacağım? Alter diyeyim. Alter olarak kullanalım. İlk defa oluşturuyorsunuz. Create diyeceksiniz. Alter dedim. Execute'yu çalıştırdım. Çalıştır diyorum. Bakın Demet'le ilgili personel tablosundaki tüm bilgileri bana getirmiş oldu. Tekrarlıyorum. Sadece şu an SQL cümlem en basit halinde. Birazdan işler karışacak. Devam edelim. Parametreli. Şimdi parametresiz kullandık, eyvallah. Çat 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 bütün sonuçları bize getiriyordu. Ancak şimdi prosedürüme parametre göndereceğim. Bana şunun içerisinde geçenleri getir veya şu aralıktaki bilgileri getir veya içerisinde şu olmayanları getir gibi ifadeleri ne yapacağım? Parametre ile göndereceğim. Yine function'da kullandığımız yapı gibi veya yazılım programlama dillerinde oluşturduğunuz parametreli parametresiz metotlar olduğu gibi burada da parametre oluşturabiliyorsunuz. Ve hatırlarsanız programlamada parametre oluştururken ne yapıyorduk? İşte öncelikle değişken ismi, ardından da veri türünü belirliyorduk. Yine aynı şekilde MS SQL'de, yani SQL'de ne yapıyorum? Parametre oluşturabilmem için et işaretini kullanıyorum. Ardından değişken ismini kullanıyorum. Ardından da veri türü olaraktan ne yapacağım? Veri data type'ı verip ardından da eğer sayısal bir kısıtlamam varsa onu vermiş olacağım. Peki bu örnekte ne yapıyor? TBL öğrenciden yine adı benim vermiş olduğum değeri bana listele diyorum. Almış olduğum değişkeni, yukarıda belirtmiş olduğum, oluşturmuş olduğum değişkeni içeride ne yapıyorum? Bakın ben burada ne yaptım? Ver at eşittir tırnak içerisinde Ali yazdım. Geleceğim, ver at eşittir vermiş olduğum değişken ismini aha buraya yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra artık kodumu execute edeceğim ve çağırırken de vermiş olduğum isme göre sonuçları bana getirecek. Ne yapıyorum? Bakın parametre ile fırlatıyorum şimdi sorguyu. Öğrenci bilgisini getir. Tırnak içerisinde Ayşe'yi getir.
Ayşe değeri nereye gelecek? Buradaki prosedüre gelecek. Kim karşılayacak bu değeri? Öğrenci adı karşılayacak. Karşılamış olduğu değeri de ne yapacak? Şartlı sorguya gönderip sonucunu çok güzel bir şekilde alacak. Peki biz de bir örnek yapalım. Create proc personel bilgi getir. Personel tablosuna bakıyorum. At nasıl kullanılmış? Varchar 25 şeklinde kullanılmış. Tabii ki de uygun olan şekilde kullanırsanız çok daha güzel olur. Sizi üzmez en azından. Siz azını veya çoğunu girseniz bir sıkıntı yaşatır mı? Azını girseniz yaşatır, yani yaşattığı yerler olur. O yüzden hani bir girmeye çalışın değerleri, kısıtlama değerlerini en azından. Peki personel bilgi getir dedim. Nasıl bir değişken ismi kullanayım? Personel adı kullanalım. Personel adı. Türüm nedir? Varchar. Kısıtlamam nedir? 25 karakter. As gibi davran. Nasıl davran? Select. Yıldız. From. Personel. Şart. At. Şimdi adı getir. Hangi adları getir? Benim burada karşılayacak olan değerleri gireceğim. Buradan alacağım. Personel adını ne yapmış oldum? Değişkeni buraya tanımlamış oldum. Peki bir çalıştıralım. Bir sıkıntı var mı? Kırmızı yanıyor ama tamam. Herhangi bir sıkıntı vermedi. Kontrol edelim. Bakın bu sefer parametreli bir storage prosedür oluşturdum. Geliyorum programability penceresinin altına, sekmesinin altına pardon. Geldim. Ne geldi? Bakın personel bilgi getir. Benim en son oluşturduğum storage prosedür geldi. Hemen parametrelerine bakıyorum. Aha da burada gördüğünüz gibi şöyle ne var? Personel adı varchar 25 input giriş olarak gelecek. Bunun output olarak da ayarlayabiliyorsunuz çıkış olarak da. Ve şu an herhangi bir default değeri bulunmamakta. Yine return integer olarak vermiş. Şimdi nereden çalıştırayım önce? Şuradan çalıştırayım, ancak bir isim bulalım öncelikle şu listeden. Yine bizim Demet'i kullanalım. Yani Demet ismini kullanalım. Geldim sağ tuş execute. Bakın şimdi execute dedim. Execute penceresinde parametre listesinin ne oldu? Dolu geldi. Nedir? Benim vermiş olduğum parametrenin ismi geldi. Aynı zamanda bu parametre isminin vermiş olduğum veri türü geldi. Ve output mu input mu bunu gösteriyor. Input olduğunu ne olduğundan, output'un ne olduğundan anlayabiliyorum. Pass null value boş geçebilirsin diyor eğer ki seçmek istiyorsanız. Veya ben buraya değerimi girebiliyorum. Şu şekilde tırnak içinde girsem acaba bana sonuç verir mi? Demet şeklinde değerimi girdim. Okey'e basıyorum. Execute ediyor kodumu. Gelmedi. Peki şöyle deneyelim. Sadece Demet olarak gireyim. Yine gelmezmiş. Geldi. Sizin vermiş olduğunuz değeri ne yapmış oldu? Kendisi karşılıyor. Kendi süzgecinden bunu geçiriyor. Ve de değeri göndermiş oluyor. Peki ben bunu çağırırken kodlaması çağıracağım. Exec veya execute. Pardon. Personel bilgi getir. Tırnaklar içerisinde yine Demet diyelim. Execute ettiğimde kendisine geçecek. Veysel diyelim. Pardon. Execute dediğimde Veysel ile ilgili bilgileri bana getirmiş olacak. Parametreli store prosedür kullanımı dedik. Şimdi ne var sırada? Peki bir tane parametre girdik. Birden fazla parametre girince ne olacak? İşler karışacak mı? Ona bir bakalım. Hop. Pardon. Şimdi
Gördüğünüz gibi bayağı adam listelemiş parametreleri. Ne yapmış? Öğrenci ekle diye bir prosedür oluşturmuş. Ne yapacak? Insert cümlesi kuracak. Insert cümlesinde ne yapacak? İlla ki tablodaki alanlara göre parametreler girmek zorunda. Peki bunlara ne yapmış? İşte isimler vermiş. Yine az önceki olduğumuz gibi tek bir parametre olduğunca ne olacaktı? Parametre ismi, et işaretiyle birlikte tabii. Ardından da veri türü ve kısıtlaması. Şimdi birden fazla parametrem var. Aralarına ne yapabilirim? Virgül katabilirim. Virgülleri yazdıktan sonra ardından da artık böyle davran diyor. Nasıl davranacak? Bildiğimiz bizim standart insert, into, tbl, öğrenci, values deyip tabii öğrenci tablo isminden sonra ne yapıyorduk? Alan isimlerini falan giriyorduk uzun uzadıya. Artık ardından values deyip değeri ne yapıyoruz? Değerleri topluyorduk. Peki ben bunu çalıştırırken ne yapacak? Exec, öğrenci ekleyeceğim. Ardından Gökhan Arman işte 1.2 şeklinde pardon 1,2 şeklinde ne yapacak? Şehrini ve cinsiyetini girmiş olacak. Peki biz de yapalım buna benzer. Hangi tabloda yapalım? Küçük bir tablo seçeyim bu sefer. Uzun uzadıya yazmayalım. Proje, evet istediğim gibi minnak bir tablo. Geldi. Create prop table'a gidiyor. Create prop. Ne diyelim? Proje ekle diye bir özellik verelim. Nasıl isim verelim? Hatta şöyle P at diyelim. P at neymiş? Varchar 20 vermişiz. Virgül et işareti P ve tarihi diyelim. Değişik kullanımlar katmaya çalışıyorum ki isimlendirmede görebilirsiniz diye. Bir de planlanan bitiş tarihi, proje planlanan bit tarihi. Bu da date formatında. Görebilmeniz açısından şöyle alt alta yazayım. Bu şekilde de kabul ediyor yani. Ez diyorum artık bunun gibi davran. Nasıl davransın? Bütün select değil, insert yapacaktık. Insert into. Proje tablom. İsterseniz buraya alanları da yazabilirsiniz. Veya values deyip değerlere geçebilirsiniz direkt. Values dedim. Ne gelecek bana? P at gelecek. P başlama tarihi gelecek. P proje bitiş tarihi gelecek. 3 tane değerle ne yapıyorum? Insert into yapıyorum. Peki çalıştıralım. Sıkıntı verecek mi? Çalıştı. Bir de şöyle select users from deyip kayıtlarımı görmek istiyorum hatırlamak için. Hop geldi. Ne de temiz dünya, güvenli internet, mutlu şey gibi gibi sabah benim girdiğim deneme kayıtları falan da burada bulunmakta. Şimdi evet ne yaptım? 3 tane parametre alacağım kullanıcıdan. Almış olduğum parametreleri de ne yapacağım? Buradaki values kısmına, değerler kısmına insert into'ya göndereceğim. Geldim programability klasörünün altında. Store klasörünün hemen altında. Bakın proje ekle gelmiş. Bakıyorum içerisinde ne var ne yok. Kontrol edelim. P at pb tarihi pb bit tarihi şeklinde ne yaptı? Benim girmiş olduğum değişkenler, parametre değişkenleri geldi. İçlerinde neler var? Var char date şeklinde gelmiş. Hepsi input değerinde ve herhangi bir default değeri bulunmamakta. Geldim sağ tuş diyelim. Execute Store Procedure diyorum. Bakalım şu aşağıdan proje tarihi mutlu şehir eğer ki yanlış girmezsem şöyle tarihleri 2017 şeklinde ters yazım olarak da girebilir. Şu an şu gördüğüm gibi deneyeceğim. Olmadı. Bildiğim türden gireceğim. 2017'ye 07.11 ve 2019'a 11'e 29. Deneyelim. Hata verirse öbür türlü.
Daha doğrusu boş gibisi. Tırnak kullanacağız. Tekrar deneyelim. Bu şehir. Şuradan kopyacaktım. Tabla izinde. Tırnak. Bildiğiniz ince tırnak. Bilmiyorum. 07 11 bir sanki bir tırnak daha vardı. Yani buradan girmesi biraz zahmetli gibi gözüküyor. Deneyelim. Hata verebilir gene. Bir row affected oldu. Bir satır girdi dedi. Var olan projeye girdim sanırım ben, değil mi tekrardan? Neyse, satırın sonunda zaten göreceğiz. Neredeydi select cümlemiz? Hemen şurada. Select from proje diyelim. Neden gelmedi? Şuradan bakalım ya. Aynı veriyi almıyor mu, olabilir mi? Neyse, şöyle bir deneyelim bakalım. Proje ekle diyorum. Projenin ismi başka bir proje verelim. Ne diyelim? 10-10 diyelim. Virgül. Tarih. 12-2020. Tamamen sallıyorum şu an. Seçelim. Efektlendi. Çağırıyorum. Geldi. Bu da bu şekilde. Sanırım var olan şeyi girdiğim için yemedi. Tekrar şunu bir deneyim. Sanki gelmedi gibi. Geldi. Ha, tırnak işareti geldi. Tırnakları koymasak oldu. Doğru. Varchar'da tırnak koymayabiliriz. Bu şekilde. Şimdi. Peki, evet, parametreleri bizim bildiğimiz insert'ı kullandık, select'i kullandık. Bu sefer peki kriter göndermek istediğimde, var olan şartlara herhangi bir kriter göndermek istediğimde yine aynı şekilde parametre oluşturuyorum. Ve bu parametreyi ne yapacağım? Benim kriterleri belirlemiş olduğum yerlerde bu değişkenleri kullanmış olacağım. Diyelim ki bu örnekte TBL öğrenci de isminin içerisinde vermiş olduğum kriterleri bana listele dediğimde, hani uzun uzadıya şu cümleyi her defasında kullanmak yerine gelip ezik öğrenci ara ismini vermişim. Ezik öğrenci adı deyip tırnak içerisinde U harfini girmem bana yeterli olacak. İsminin içerisinde U harfi geçen tüm kayıtları bana getirmiş olacak. Şu cümleyi yazmaktansa şu cümleyi yazmak bana daha kolay gelmiş olacak, işin özetiyle. Peki biz de deneyelim bunu yine. Create prop. Kişi getir kriterli. Et. Kriter varchar 25. Yine personel ismini veremedim. Evet, öyle yapalım. Es. Select. Yıldız from. Personel var. At. Like içerisinde şunlar gez. Bakın artı işaretiyle. Normalde ben bunu nasıl yapıyorum? Hemen hatta bir örnek yapalım. İçerisinde S geçenler olsun şöyle. İsminin içerisinde S geçenler. İşte Osman da var, Sertaç da var, Şefik de var gibi gibi.
Ben normalde bunu yazıyordum. Ben buraya şu araya hemen kriterimi yerleştirebilmem için ne yapıyorum? Bölüyorum. Araya böldüğüm için de aynı programlamada yaptığımız gibi ekrana mesaj gönderirken veya bir yerde mesajları birleştirirken, stringleri birleştirirken ne yapıyorduk? Artı fonksiyonlarını kullanıyorduk. Yine aynı şekilde burada da artı fonksiyonlarını kullanıyorum. Et işaretimi veriyorum ve kriterimi çağırıyorum şu şekilde. Benim kullanıcıdan almış olduğum kriteri gel sen burada verin içerisine kat diyorum. Geldim. Çalıştırdım. Geliyorum buraya program editinin altına. Bakalım ne var ne yok. Kişi getir kriterleri. Bakalım içerisinde ne var. Yine benim göndermiş olduğum kriter isimli bir parametre var. Gelin şuradan bir deneyelim yine. Şöyle eskersem geldi mi? Geldi. Peki komutlaması çağıracağım. Ezek kişi getir kriterle tırnak içerisinde eslemem yeterli. Ne yapacak? Bana yine aynı sonuçları getirmiş olacak çok rahat bir şekilde. Devam edelim. Tabii yine aynı şekilde create'i kullandığımız gibi alter ifadesini kullanarak da buna ne yapabilirsiniz? Katkıda bulunabilirsiniz. Mesela ne yapalım? Gelin şu var olan sorgumu kişiye getir kriterli alterlayalım. Ne yapalım alterlarken de buna yeni bir parametre girelim. Şu ilk parametreye de kriter 1 diyelim. Kriter 2 yine var çağır bu sefer isim ve soy ismini de birlikte arattıralım elemanları. Soy ismini de 25 dedik sanırım diye hatırlıyorum. Bir bakayım şuradan. Evet 25 ısıtımı veriyorum. Var. Şu veri aşağıya alayım daha iyi görebilmek için. Enter diyorum. Şuradaki kriter artık kriter 1 oldu adındaki. Ad, soyad, like içerisinde geçen artı et kriter 2 artı yine kriterimi çağırdım. Hatırlayacak mı bakalım. Hatırladı. Geldim. Gelmiş mi bakalım. Değişikliklere bakalım. Hemen refreshliyorum. Tek parametreyi değil. Kriter 1. Pardon yanlış yere. Tek parametreyi değil. Parametre geldi. Tamamdır. Şimdi içerisinde S geçenler vardı. Bir de ne olur? Bir de A diyelim. Evet. Uysal, Tas, Köseda ve Çapanoğlu gibi geldi. Mesela J diyelim. Herhangi bir sonuç gelecek mi ona bir bakalım. Herhangi bir sonuç gelmedi. Yine buna aynı şekilde nereden yapabiliriz? Şuradan da execute diyerekten S ve E diyelim. Var bakalım. Köseda ve Ertuğzen şeklinde sonuçları bana getirmiş oldu. Bazı ekranları yok edeyim. Peki prosedürleri silmek için ne yapacağım? Drop Prop deyip prosedürün ismini versem bana yeterli olacaktır. Hemen deneyelim. Drop kişi getir kriterli şeklinde tabi prop yazmayı unuttum şeklinde yazıp F5'te çalışabilirim. Tekrar şunu çalıştırdığımda cannot find diyecek. Böyle bir prosedür bulamadım. Bu isimde bir prosedür bulamadım deyip zaten prosedürleri de listelediğimizde karşımıza bunu getirmemiş olacak. Şimdi işleri bir güzel karıştıralım. Ne yapalım? Sorgunun içerisinde join'imiz olsun, şartımız olsun. Ve bunlara şartlara ne gönderelim? Parametreler gönderelim. Hangi tabloda çalışalım? Daha güzel olsa hangi tablolarda çalışalım? Şöyle yapayım. Neredeydi benim database diyagramım? Şirketle ilgili. Hem de şurada.
Çalıştıralım bakalım. Neydi bir hatırlayalım tablomuzu. Bir ilişkilendirmeleri. Ne vardı? Şirket database'imizin sol tarafında işte çocuk, aile, kişisel bilgileriyle ilgili personelin. Sağ tarafta da personelin neleri vardı? İşte ünvanı, birimi, görevlendirme, proje. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5 tabloyu öncelikle bir bağlayalım. Ve benim vermiş olduğum proje ismine veya vermiş olduğum görevlendirme ismine göre ne yapayım? O kişileri listelettireyim. Tamam, şöyle. Ve hani uzun uzadıya her zaman uzun uzadıya joinler yazmayalım diye tek bir satırda bunları çağırmış olalım. Şöyle görebilmem açısından şu penceremi biraz sola doğru aldım. Şu kod penceresini de alalım veya direkt şunu çıkarayım dışarıya. Şu çıkarma da her stüdyoda olmuyor, her idede olmuyor. Genelde Microsoft'un ürünlerinde ki şu özelliğe bayılıyorum. Pencereleri çıkarıp her yere dağıtabiliyorsunuz. Önce bir join cümlesini yazayım, ardından create prosedürün içerisine sıçrayalım. Select, herhangi bir select vermiyorum şu an. Select from personel diyorum. Bunlara isim verelim mi? Hadi verelim. Personel T olarak adlandırılsın. İnler join diyorum. Önceki mi bağlayalım? Ünvan tablosunu bağlayalım. 10 neyin üzerinde bağlantı yapacağım? Ünvanda, pardon, ünvana da U koyalım. U nokta ünvan numarası personel tablosundaki ünvan numarasını eşdeğer. Geldim. İnler join. Birim tablosuna B ismini taktım. Neyin üzerinde yapacağım bağlantımı? Birimin birim numarasından personelin birim numarasına bağlıyorum. Hemen şuradaki eşleştirmelere siz de bakın yan taraftan. Devam ediyorum. İnler join. Görevlendirme tablosunu G harfiyle göreyim. Neyin üzerinde? G nokta personel noyla P nokta personel no. Yanlış yorumlamıyorsam evet. İnler join diyorum. Proje tablosunun PR olarak isimlendireyim. Çünkü personeli P olarak vermiştim. Proje tablosunda PR nokta proje noyla kimi kullanacağım? Görevlendirme tablosundaki proje numarasını yapıyorum. Yanlış bir şey yoksa şurada da select yıldız diyorum. Tüm bilgileri verelim öncelikle. F5 diyorum. Execute butonuma ulaşana kadar. Hemen bakıyorum gelmiş mi? Kayıt tekrarı yok. 30 tane kaydım var. Tamam. Demek ki işler yolunda. Yazmış olduğum inner join ne yapmış oldu? Yetmiş oldu bana. Kaç tane var peki? 1, 2, 3, 3 tane 4 tane inner join'im bulunmakta değil mi? 4 tane tabloyu zaten bağladım. Pardon, 5 tane tabloyu zaten birbirine bağladım. Bağlarken de ne yaptım? Esas olarak personeli gösterdim. Ardından da şunlar da bu tabloya dahildir diyerekten gösterdim. Peki ben hangi alanları göreyim? Personelin adını göreyim. Personelin soyadını göreyim. Yine personelin başlama tarihini görelim. Birim numarasını, çalışma saatini görelim personelin. Ardından personelin yine maaşını göreyim. Pardon. Aşağıya gireyim. Personelin yine prim bilgilerini göreyim. Ünvan tablosundan da kimi görelim? Ünvanını görelim kişinin. Birim tablosundan yine hangi birimde olduğunu göreyim. Birim ad olarak. Görevlendirme tablosunda görebileceğim bir şey var mı? Yok, hepsi numara. O zaman proje tablosundan projenin adına bakayım. Projenin başlama tarihine bakayım. Bir de projenin planlanan bitiş tarihine bakayım. Şöyle gösterelim bakalım. Çalışsın. Hop, bir yerde virgül hatası aldım. Plan 43 virgül virgül dilim max. Tamam, nerede? Göremedim sanki. Heh, şimdi geldim.
Geldi mi? Benim 30 kaydım vardı. Geldi. Hepsi de ne yaptı? İlişkilendirdi. Benim garip grup, az önceki garip sayıları artık görmüyorum. Ne yapıyorum? Benim çağırmış olduğum sayılar geliyor. Şimdi şunu kapatıyorum. Herhangi bir işlem yapmadım. SQL'imi açtım. Penceremi tekrar içeriye sokuyorum. Hop. Aldım. Şimdi ne yapayım? Hala bakın prosedür demiyorum, prosedür yazmadım. Şimdi işin içerisinde şartlar katalım, tamam mı? Evet, projeleri gördük. Mesela diyelim ki ünvanın içerisinde hen geçenler işte veya ünvanın içerisinde yen geçenler gösterilsin. Veya ne bileyim projenin içerisinde Ternet ismi geçenler listelensin gibi. Veya maaşı işte atıyorum ne diyelim 3000 ile 5000 arasındakileri diyelim. Bitwin kullanalım biraz da. Başka ne kullanabilirim? Mesela yine başlangıç ve planlanan bitiş tarihlerinin arasında Bitwin kullanabilirim. Tamam, başlayalım. Şimdi ben buraya kadar her şeyi yazdım. Enter yazıyorum. Ver yazmadım çünkü hani inler joinleri de artık arka planda ver olarak gördüğü için ne yapıyorum? Direkt end ifadesini kullanıyorum. Çünkü bunlar da bir şart. İlişki bağlantıları da bir şart olduğu için ne yapıyor? End de cevabını vermiş oluyor. Devam edelim. Ne deyip ünvan isimlerini de arattıralım. Tamam mı? Ünvan adını seçiyorum. Like diyorum. Yüzde işaretini kullanıyorum. İçerisinde ne geçsin? Yan geçsin mesela. Teknisyenler. İK uzmanı var. Bir bu olsun. Bir de proje tablosundan proje adına bakalım. Pardon, PR attığı zamana proje adı like. Yine içerisinde ne olsun? Mutlu şehir güvenli. Tam olsun bunlar da. Yalnız teknisyenlerde tam var mı bir bakalım. Mutlu şehir var. Varmış tam. Teknisyen de içerisinde tam ifadesi geçsin. Şimdi maaşlara bakalım. Personeldeki maaş diyelim. Between diyelim. Kaçta kaç arası olsun mesela? 3000 ile 5000 arası olsun. Önce şunu bir çalıştırayım. Maaşlara bir bakalım. Ona göre maaş aralığı yazayım ben. Neler var? 3000, 4800. Tamam. Maaş aralığımı kaç vereyim? Mesela 500 olsun. 3500 ile 4000 arasında olan var mı? Yok gibi gelmeyecek. Bu 5000 diyelim bizim gibi. Şöyle yapalım. İki kişi gelsin. Pardon, tek kişi geldi. Matematik sıfır bende demişim. 3500 ile 5000 arasında kim var? 4800 var. Tamam, doğru, bir kişi geliyor. Tamam. 3 şartı da sağladı. Kaç tane parametrem var burada? 1, 2, 3, 4. Şimdi ben bu uzun uzadıya bu cümlelere her defasında yazmaktansa bir tane create prosedür oluşturacağım. Create prop oluşturuyorum. İsim verelim. Ne verelim? Bana göre proje maaş bilgiler. Tamam. Gelelim kriterleri verelim. Ez diyelim şuraya. Hayır. Geldim. Şimdi ne diyeceğim? Ünvan için. Ünvanı gelelim. Bakalım neredeydi ünvan adına varchar 20 demişiz. Ne diyelim? Kriter, ünvan, varchar 20. Devam ediyorum. Kriter, kimdi? Proje. Varchar. Bizim orada 20'li bir şeydir. 20. Tamam. 20 değil, 29 yazmak. Kalkten. Kriter. Maaş.
Başlangıç diyelim. Maaş money diye hatırlıyorum. Şurada evet money. Kriter. Maaş. Bitiş. Aralık. Geçelim. İsimlendirmeleri verdim. Bakalım çalıştıralım. Patlamazsa. Tabii patlayacak. Nerede patlayacak? Şuraları atamadık. Kafamda derledim kodu için. Kriter. Ünvan. Şurayı da düzenleyelim. Kriter proje ve et kriter maaş başlangıçla. Bakın yazınca bunlar da geliyor yukarıdan. Kriter maaş bitiş. Bayağı uzun oldu. Bakalım. İnşallah hata almaz. Tamam, komplit dedi. Exit diyorum. Ha, şurada bir kontrol edelim öncelikle. Gelmiş mi, gelmemiş mi, nasıl gelmiş? Ünvana göre proje maaş bilgileri, parametreleri alıyorum. Neler alıyor? İşte varçar alıyor, money alıyor gibi gibi devam ediyor. Yine Exekute'dan bunu tabii ki de çalıştırabiliriz. Deneyelim. Ne yazalım? Mühendisleri mesela çağıralım. Projenin ismi ne olsun mesela? Permit olsun. Maaşta ne olsun? 2000 ile 4600. Money'de tırnak görüyor muyduk? Tam hatırlamadım. Bir bakalım hata verirse. Ha, tamam. Tamam, girmiş oldum. Değerleri de almış olduk. Kodunu da kendine göre çevirmiş oldu. Tamam, ben bunu şimdi tek bir satırda yazayım. Nedir? Ünvanı göre proje maaş bilgileri getirdim. İlk kriterimi giriyorum. Mühendisleri getirsin. İnternetle ilgili projeleri olanlar gelsin. 2000 maaş aralığı ve 4600 maaş aralığı olanları kişileri bana listele diyorum. Bakın ne yaptı getirdi. Geldim. Başka bir soru da atayım. Uzun uzadıya yazmıyorum. Yukarılardaki şunları değiştire değiştire gitmiyorum da ne yapıyorum? Mesela Ziman İK uzmanlarını çağırtıralım. Temizlikle ilgili projeler gelsin. Temizliğiyle emiz diyelim. Maaş 1000 ile 6000 arası olsun. Hadi. Çağır diyorum. İK uzmanları temizle ilgili proje isimlerini getirdi. Başlama ve bitiş tarihleri de karşımıza çok tatlı bir şekilde gelmiş oldu. Evet, bu hafta konumuz böyleydi. En basit seviyeden prosedür oluşturmayı en karmaşık seviyeye kadar getirmiş olduk.